1. 22.09.2020'de yurt kızı Aleyna Çakır'ın cinayet şüpheli ölümü sonrası toplumda oluşan infial üzerine 2018 yılından beri şahsen mücadele ettiğim yurt kızlarını fuhuşa sürükleyen yapılanmayı 100'den fazla tweetle kamuoyuna ifşa ettim. 2. Bu yapının yurtta yetişip eskortluğa sürüklenen biyolojik ablam Gönül Çelik'ten sebep karşıma çıkan peteğinde 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner ile ABB'de yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kardeşi Mevlüt Öner ve iş arkadaşı Ali Hancıoğlu isimlerini verdim. 3. Yapı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hanifi Avcı'nın ihbarı sonrası örtbas edilen Milli Damar Suç Örgütü ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bağlantılarıyla eskiden Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yapan Melih Gökçe'ye uzanıyor görünüyordu. 4. Yapıyı Twitter'da ifşa ederken örtbasların ortadan kalkmasını ve yargının görevini yapmasını tabii ki umuyordum. Ancak 15 Temmuz gecesinin merkezindeki Emniyet İstihbaratçı Koray Öner'den her türlü kumpası ve zulmü de bekliyordum. 5. O günden bugüne Ankara Adliyesi merkezli 15'e yakın kumpas ceza davasına muhatap oldum. Sapkın fuhuş çetesi ve cübbeli tetikçileri ifşalarımın haftasına biyolojik ablamdan yalan tanık ifadesi alıp trollerle Twitter'a sızdırdı. 6. Bana lezbiyen olup ablasına karşı cinsel ilgi duyan ensest bir sapık iftirası attılar. Hatta çocuklu, başörtülü, 5 vakit namazında kadın arkadaşlarımla bile evlat edinen annemi fotoğraftan kesip bizi sevgili gibi göstermeye çalıştılar. Trollerin paylaşımları. Fotoğrafın aslı. Evlat edinen annem. Yedi. Benim ataerkil, sapkın, uçkuru düşük, uçkur düşkünü, kadın satıcısı ve katili düzenleriyle dalga geçtiğim penis şekilli şişe açacağı, penis şekilli çiçek gibi paylaşımlarımı trolleri aracılığıyla bana sapık demek için kullandılar. Trollerin yine paylaşımları. Sekiz. Oysaki evimdeki Osmanlı armalı takım gibi bu sembolleri de ben tesadüfen Sedat Peker ile benzer bir mantıkla ifşalarımı da bilinçli kullanmıştım. Arkasında Osmanlı arması, elinde penis olan riyakarlıkla böyle dalga geçiyordum. 9. Sadece bir iki kere gördüğüm eskortlarını yalancı tanık, 3 yıldır görmediğim biyolojik ablamı iftiracı yapıp bana cinsel saldırıdan kumpas dava açtıracak aşağıdaki habere konu bir çukurluk, bir riyakarlıktı bu. Ekmekçiye fuhuş çetesinin en çukur kumpası haberi. Haber sitelerimizde yer alan. 10. Bu sapkın ve zalim riyakarlık Koray Öner ve şürekasında somutlaşmıştı. Bugün sizlere soy karması gibi bir ilahi etkiyle Koray Öner'in büyük oğlu Mehmet Alp Öner de somutlaşmış bir riyasızlığı, bir saflığı ve gerçekliği anlatacağım. Koray Öner Polis Akademisi'nde Kızak'ta 2. sınıf emniyet müdürü. Eşi Nurgül Öner de Yeni Mahalle Necmi Şahin İlkokulu'nda müdür yardımcısı. Bu ikili oğulları Mehmet Alp Öner'in İngiltere'de okuması için 4 yıldır yılda en az 500 bin lira harcıyor. Koray Öner biliyorsunuz zaten, Nurgül Öner. Necmi Şahin İlkokulu müdürü. Esat, Eset, Özügüzel. Koray Öner halen Polis Akademisi'nde 2. sınıf emniyet müdürü olarak polis amirleri eğitim merkezinde güvenlik ile ilgili olarak öğretim görevlisi gözüküyor. Bu da Yeni Mahalle Necmi Şahin İlkokulu teşkilat şeması. Esat Özügüzel, okul müdürü Nurgül Öner, Koray Öner'in eşi, müdür yardımcısı halen. 12. Alp Öner, yerli milli devlet adamı Koray Öner'e layık, vatana millete hayırlı bir evlat. Koray Öner'in ve şürekasının da bazı akçeli ve alengirli işler için meraklı olduğu savunma sanayini akla getiren füze benzeri şeyler üretiyor.
Alp Öner'in ürettiği penis boyu kadar penis heykeli idrar ve cinsel ilişki için kullanılır ama aynı zamanda toplum içinde his ve rahatsızlık yaratır. Oldukça kolay gibi tabii bu translate'li çeviri olarak yapılmış. İngilizce yazmış kendisi. Ben yani herkes anlasın diye. Burada İngilizcesi de var. Paylaşımın altında. Türkçesini de aldım. Otobüs durağında, okulda. Bu da sevgilisi, en yakın arkadaşı, seks ve porno işçisi ve yine okuldan da arkadaşı Şehvetli Chelsea, Sensual Chelsea, Angelin isimli kişi. 13. Şaka bir yana Mehmet Alp Öner, kendi tasarımı transparan kıyafetlerle dönüşüm geçiren trans bir sanatçı. Yanlışım varsa da LGBTQ artı bir birey olduğu açık. Sevgilisi Şehvetli Chelsea Angelin ise benzer durumda bir seks ve porno işçisi. Alp Studio hesabından kendi tasarımları, kendi ürettiği kıyafetleri giyiyor. Bu da Alp Öner'in sevgilisi Şehvetli Chelsea. Burada zaten trans bir kız olarak, kadın olarak ve seks işçisi olarak diyor. Benim belgeselim yakında YouTube kanalımda olacak diyor. YouTube kanalında çektiği ilk videoda zaten pek çok video var YouTube kanalında. Alp Öner'le çektiği bir video. Bu da yine Only for Fans diye bir sosyal medya hesabında aylık 9,99 dolara üyelikle pornolarını izleyebiliyorsunuz. Şehvetli Chelsea'nin onunla ilgili ekran görüntüsü. 14. İkinci sınıf emniyet müdürü fuhuş şüphelisi Koray Öner'in oğlu Alp Öner'in Alp Studio ve Donatella Gay hesapları var. Alp Studio daha çok sanat için kullandığı tasarımlarına işte penis projesi gibi kıyafetler gibi yer verdiği hesabı. Donatella Gay zaten gizli bir hesap, yani ondan ne paylaştığını bilmiyoruz. O gizli bir hesap ama kendisinin olduğunu biliyoruz sadece işte yorumlardan vesaire. En sevdiği ve aşkla yaptığı penis projesi. Sivri şekilli zincire vurulmuş cinsellik vurgulu yumuşak heykellere de merakı var Alp Öner'in. Hatta bu konuda işte bir sergi yapmışlar. Orada o sergiye ilişkin Şehvetli Chelsea arkadaşının, en yakın arkadaşının sevgilisinin de yorumları var. Türkçesini yine okuyorum. Her sanatçı akıllara durgunluk veriyor ve Alp Studio, yani Alp diyor, çalışması, Alp'in çalışması bir istisna değil. Materyallerle cinselliği portre etmenin muhteşem bir yolu diyor. Donatella Gay hesabından da Alp teşekkürler sevgilim diyerek Şehvetli Chelsea'ye teşekkür etmiş. Burada da çok sevdiğini, en sevdiği projesinin, aşkla yaptığı projesinin penis projesi olduğunu vurgulayan bir hikayesi yine Instagram hesabından paylaştı Alp'in. 15. Yeni Mahalle Necmi Şahin İlkokulu Müdür Yardımcısı Nurgül Öner'in oğlu Mehmet Alp Öner'in seks işçisi, trans sevgilisi Şehvetli Chelsea Angelin ile çektiği bir YouTube videosunun linki de aşağıda. Bu Şehvetli Chelsea Angelin'in YouTube kanalında yayınlanan ilk video aynı zamanda. İlk videoyu Alp ile çekmiş. Linki burada. 16. İkinci sınıf emniyet müdürü Koray Öner, oğlu Alp Öner'in Londra'da Goldsmith Üniversitesi'nde penis projesi ve transparan trans kıyafetler yapması için yılda en az 500 bin lira, yaklaşık 25 bin sterlin bir taban öğrenim ücreti var. Ekstra maliyetler buna dahil değil. Nasıl kazanıp harcıyor merak ediyorum. Bununla ilgili okulun uluslararası öğrenciler için ücreti 24.590 sterlin ve ekstra harcamalar bu öğrenim ücretine dahil değil. Onunla ilgili ekran görüntüsünü paylaştım. 17. Necmi Şahin İlkokulu'nda müdür yardımcısı olan Koray Öner'in eşi Nurgül Öner, oğlu Alp Öner'in penis projesi ve transparan trans kıyafetler yapması için yılda en az 500 bin lirayı nasıl kazanıp harcıyor merak ediyorum. Peki.
Ben kesinlikle LGBTQ artı karşıtı değilim. Bilakis LGBTQ artı karşıtlığı üzerinden şahsıma sapkın iftiralar atan kumpaslar kuran Fuhuş Çetesi'nin 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner üzerinden riyakarlığını herkese göstermeye amaçlıyorum. 19. LGBTQ artı karşıtı homofobik nefret söylemleriyle maruf yani bilinen Süleyman Soylu adının karışmadığı suç iddiası kalmayan 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner'in oğlunun bu durumundan haberdar mı? Haberdarsa ne der? Merak ediyorum. Süleyman Soylu'nun en yakın tarihli 13 Şubat 2020 homofobik nefret söylemi mahiyetindeki açıklamalarının haberi. Ne demiş Süleyman Soylu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu artık erkeklerle kadının evliliği değil, erkeklerle erkeklerin kadınlarla kadınların evlenmesini 2023'ün en önemli projesi olarak ortaya koydu. Bunların hepsi Avrupa'nın ve Batı'nın doğu üzerine, Anadolu coğrafyası üzerine oynadığı bir oyundur demiş. Bunu Süleyman Soylu söylemiş. Törende konuşan Bakan Soylu Avrupa'dan, Amerika'dan, Türkiye'deki derneklere yardım edildiğini iddia ederek cinsiyetsizlik kavramı ortaya koymak, LGBT'cilik, FETÖ'cülük, kuytulculuk diyecekti herhalde, PK, yani öyle yazılacaktı, PKK'cılık, DHKPC'cilik bunların büyük bir bölümü sivil toplum adı altında geliştirmektedir. Bunların her bir kökü dışarıdadır. Bu ülkenin birliğini bozmaya çalışan, değerlerini erozyona uğratmaya çalışanların kökü dışarıdadır. Bizim böyle zararlı alışkanlıklarımız yok. Hepsinin kökü dışarıdadır. Adam Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın birçok yerinden Türkiye'deki sözde derneklere yardım ediyor. Erkekle erkeğin ve kadınla kadının evlenmesini teşvik etmeye çalışıyor. Ben bunu görmeyeyim. LGBT'cilik yapıyor, bunu görmeyeyim. Bizim sadece kamu görevimiz yok, biz insanız açıklamasında bulundu. Gerçekten çok enteresan. Koray Öner'in oğlunun bu durumundan haberdar mı acaba ve Koray Öner'le ilgili bunca çok büyük suç iddiası varken, ikinci sınıf emniyet müdürü olarak 15 milyon dolara yakın servet yaptığı, kendisine işte villalar, milyon dolarlık, milyonlarca liralık villalar, evler, araba filoları, Volkswagen otomobil filoları, rüzgar santralleri, şirketler edindiği iddiaları ortadayken hem bunları duymuyor mu, görmüyor mu, hem de böyle LGBT karşıtı nefret söylemlerinde bulunan bir insan olarak Koray Öner'in oğlunun bu durumunu duyunca, öğrenince, bilmiyor ise, haberdar değilse acaba ne der? Gerçekten merak ediyoruz ve sormaya devam edeceğiz. 20. İkinci sınıf emniyet müdürü Koray Öner'in oğlu Alp Öner'in en yakın arkadaşı ve sevgilisi, seks ve porno işçisi Şehvetli Chelsea Angelin ile transparan trans kıyafetleriyle bir defile videosu. Şüphelisi 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner'in oğlu Alp Öner'in en yakın arkadaşı ve sevgilisi, seks ve porno işçisi Şehvetli Chelsea Angelin ile transparan trans kıyafetleriyle bir başka defile videosu. Fuhuş şüphelisi 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner'in oğlu Alp Öner'in en yakın arkadaşı ve sevgilisi, seks ve porno işçisi Şehvetli Chelsea Angelin ile transparan trans kıyafetleriyle bir club hatırası. We can't hold it.
23. Fuhuş şüphelisi, 2. sınıf emniyet müdürü Koray Öner'in oğlu Alp Öner'in en yakın arkadaşı ve sevgilisi, seks ve porno işçisi Şehvetli Chelsea Öncel'in ile transparan trans kıyafetleriyle bir başka klap hatırası. Sex, 24. Koray Öner, İngiltere'ye gitmek oğlun Alp'in tercihi mi? Yoksa yılda en az 500 bin lira harcayarak Alp'i birilerinin emriyle mi kendinden uzağa gönderdin? Oğlun riyakar değil, içi dışı bir transparan. Neden gurur duymuyorsun? Flodumuz bu kadar. Sesli olarak da YouTube kanalıma yüklüyorum. Kesinlikle niyetimiz Alp'i yargılamak değil, LGBT karşıtı değiliz. Tam tersine LGBT karşıtı söylemleri olanların koruduğu ve maaşıyla son derece orantısız servet sahibi ve hakkında çok ağır suç iddiaları bulunan Koray Öner'in riyakarlığını, Koray Öner'in ve Koray Öner'i koruyanların riyakarlığını vurgulamak niyetimiz, buna dikkat çekmek. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz.